Yıllar önce ilkokuldayım. İlkokul 2 ya da 3. Bir Nisan şakası yapmıştı İbrahim Ceylan. Kulağı çınlasın. Tüm sınıfa dairenin alanını hesaplatmadan, yani onu daha bilme şansın yok. Dairenin alanı nedir diye bir bilgi vermiş, soru sormuş. Hepimiz heyecanlıyız tabii. Çok bayılıyoruz hocamıza. Saygıyla anıyoruz hepimiz zaten hala. Şey demiştik, ben yazdığımı hatırlıyorum, dairenin alanı olmaz. Ben ne bileceğim, çocuksun yani. Bazılarınız da dairenin alanı mı olur diye düşünüyor olabilir. Biz de bunun için gelsin intro diyelim, şu dairede alanı çalışalım. Evet, şimdi çember ve dairenin ikinci videosundayız. Dairede alan ve çemberin çevresi ve dairenin alanından bahsedeceğiz. Evet, bilgimiz var zaten, PDF'inde duruyor. Çok temel iki bilgi ama sorular işte bu kadar basit olmuyor. O nedenle hemen başlayalım. Çevre neymiş? Yarıçapı 2 ile çarpacağım. Çapı bulacağım. Çapla da pi'yi çarpacağım. Yani aslında çap çarpı pi. Peki alan? Alan ne olacak? Pi çarpı yarıçapın karesi. Yarıçapın karesini alacağız. Zaten alan varsa kare var demektir. Yani bunu hep aklımızda tutalım. Peki çap ne olacak? Çap da 1r daha olduğu için 2r olacak çapın. Böylece 2r çarpı pi, bu da pi çarpı r kare. Evet. Çevresi 12 pi. Yani ne diyeceğiz? 2 pi r dediğimiz için r 6 mı olacak? Alanı nedir demişiz? Pi çarpı r kare olduğu için pi çarpı 6'nın karesi diyeceğiz. Olacaksa 36 pi. Kaç pi santimetre karedir? 36 dedik. Evet, O ve M merkezi çemberler B noktasında teğettir. Yukarıda verilere göre taralı bölgenin alanı kaç pi santimetre karedir? O zaman büyük daireden küçük dairenin alanını çıkaracağız. Şurası 3 olunca büyük dairenin yarıçapı 6 olur. O zaman pi çarpı 6'nın karesi büyük dairenin alanı eksi pi 3'ün karesi. 36 pi'den 9 pi'yi çıkarırsak 27 pi santimetre kare olacaktır. Bu taralı bölgenin alanı. Peki O noktasının dairenin merkezi AB çembere C noktasında teğet. Demek ki AB kişi teğetse ben bu merkezden C'ye bir dik indirsem, merkezden C'ye indirince kişi iki eşit parçaya bölmesi gerekiyor. Güzel. Peki şöyle yapalım. Şu bizim büyük çemberimizin yarıçapı R1 diyelim. Şuna da R2 diyelim. Peki AB 8 birimse buralar 4 4 ayrılması lazım. Pisagor yazalım bakalım. Pisagor'dan ne olacak? 4'ün karesi artı R2'nin karesi eşittir R1'in karesi olması lazım. Tamam, bu bilgimiz elinde. Taralı bölgenin alanı kaç pi santimetrekaredir? Taralı bölgeyi bulmam gerekiyor. Taralı bölgeyi daha deminki gibi büyük çemberin yarıçapı R1 olduğu için pi R1'in karesi eksi pi R2'nin karesi diye yazmamız lazım. Pi parantezinde o zaman R1'in karesi eksi R2'nin karesi diyeceğiz. Peki az önce Pisagor'dan elde ettiğimiz bu malzemeyi kullanabiliriz. 4'ün karesi ne? 16 eşittir R1'in karesi eksi R2'nin karesi deriz. O zaman burası da 16 olduğu için sonucum 16 pi olacaktır diyorum. Evet, bir sonraki sayfaya geçtik. Şimdi daire dilimin alanını bulacağız. Şimdi dairenin tamamı 360 derece diye düşünürsek bu dilimi bulmamız adına ne yapmamız gerekiyor? Bir oranla çarpmamız gerekiyor. Alfa bölü 360. Yani aslında mantığı şu: 360 dereceye pi ile kare düşüyorsa alfaya kaç düşer gibi bir mantıkla yapılıyor. AB yayının uzunluğu. Yani aslında şurada ne yapıyoruz? Alan çarpı alfa bölü 360 yazıyoruz daire dilimi için. Peki şurası da ne? Çevre. 360'a tam bir çevre düşerken alfaya ne düşer diye alfa bölü 360 dereceyle çarpınca AB yayının uzunluğunu buluyoruz. Şurası AB yayının uzunluğu demek. Daire diliminde zaten boyalı olan alan demektir. Peki devam. Örneklerimiz sanırım bunu kullanmamız adına hazırlanmış. Mesela burada bizim merkez açımızı kullanıyoruz. Bu arada bu alfa merkez açısı olması gerekiyor. Merkez açısı 120 derece. Tüm alan ne olur? Pi çarpı 6'nın karesi. Ama 120 derecelik dilime düşen, aslında hemen yorum yapabilirsin. 120 derece 360 derecenin 3'te 1'i. O zaman alanın 3'te 1'idir diyebilirsin. Ama kural uygulayacak olursak, yani formülle yapacak olursak,
120 derece bölü 360 derece dersek burası 1'e 3 olur. 36 pi'ydi. 36 pi'nin 3'te 1'i, o da 12 pi olur. İşlemimiz bu şekilde sonuçlanır. Yani E şıkkı doğru cevabımızdır. Dediğim gibi merkez açı gerekiyor bize. Burada bir çeyrek dairemiz var. Şunu şöyle bölersek. Bu da çok rahat yapılabilir. Çeyrek daire 4'te 1 demek. Yani 90 derece orası. Yarı çapım 6. O zaman pi çarpı 6'nın karesi. Bölü direkt 4 dediğibilirsin ya da işte 90 derece bölü 360 derece çeyrek daire 4'te 1 demek zaten. Bak 1 bölü 4'ünü buluyoruz. O da 9 pi eder. Çünkü alan 36 pi'ydi. 4'te 1'i de 9 pi oldu. Bir de tabii ki şu taradığım üçgenin alanını bulmam lazım. O da 6 çarpı 6 bölü 2'den. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 18 santimetre karede burası çıktı. O zaman 9 pi bir de 18 santimetre kare. 9 pi artı 18 santimetre kare Denizli doğru yanıtın olacaktır. Peki sırada daire diliminden bir de üçgen çıkarılmış bir alan soruluyor. Yani şu taralı alan. Peki 90 derecelik o zaman çeyrek daire olacak. Yine de yazalım pi çarpı 4'ün karesi çarpı 90 derece bölü 360 derece. Sadeleştirdim 1'e 4. O zaman ne çıkacak? 4 pi olacak benim daire dilimim. Yani şunun tamamı. E peki ne yapacağım ben? Diyeceğim ki üçgenin alanını çıkarırsam, yani şurayı bu üçgenin alanını çıkarırsam, işte şu bahsi geçen taralı bölge rahatlıkla bulunur. Peki yapalım. Orayı nasıl bulacağım? E bu da 4. İkizkenar dik üçgen bu. O zaman bu ikizkenar üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'den sadeleştirdim. 2 kere 4, 8. 8 santimetre kareyi çıkarmam lazım. 4 pi eksi 8 santimetre kare. C şıkkı doğru yanıtın olacak. Peki bir sonraki sayfaya geçtim. Örneklerimiz biraz daha böyle şekilli şekilli olmaya başladı. Şunu çizerek başlayacağım. O'dan B'ye bir köşegen çizdim. Bu da karenin köşegeni. Peki köşegen olunca burası 45 derece olur mu? Evet. O zaman 45 dereceye denk gelecek şu dilimin yani B, O, E şu alanı bulup ondan sonra üçgenin alanını çıkarmamız gerekiyor. Pi çarpı kaç verilmiş şu anda yarıçapımız 6. 6'nın karesi çarpı 45 derece bölü 360 derece. Bunlar 45 ile 360 zaten birbirinin 8 katı 1 bölü 8. Burası 36 pi. O zaman 36 pi bölü 8. Sadeleştirirsek 4 ile 9 pi bölü 2 oldu. Şimdi 9 pi bölü 2'den neyi çıkarmam lazım? Şimdi taradığım bu üçgenin alanını çıkaracağım. Peki yarıçap 6 ise bu da 6 demektir. Peki ikizkenar dik üçgenin şurası 6 ise o zaman buralar ne olması gerekiyor? 3 kök 2, 3 kök 2 olması lazım. Peki bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? 3 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarpacağım sonra 2'ye böleceğim. 3 kök 2'lerin çarpımı 2 ettiği için bu gitti. 3 kere 3, 9. Demek ki bu üçgenin alanı da 9 santimetre kareymiş. 9 pi bölü 2'den, 9 pi bölü 2'den neyi çıkarmam gerekiyor? 9'u çıkarmam gerekiyor diyorum. Böylece E şıkkını işaretliyorum. Peki yeni örneğimiz ABCD kare, AD çaplı yarım daire, B yarı çaplı çeyrek daire. CD 6 verilmiş. Yani karenin bir kenarı 6 verilmiş. Karenin bir kenarı 6 verilmişse o zaman bu yarım dairenin yarı çapı 3, 3 olması lazım. Burada bir oran var. Yani B'ye K dersek C'ye 2K olacak. BE'ye K dedik. CE 2K oldu. O zaman 3K eşit 6'dan K 2 çıktı. Demek ki şu küçük çemberimiz yani alttaki çemberin yarı çapı ne olması gerekiyormuş? 2 olması gerekiyor. Peki karenin alanından çıkaracağız demek ki bu yarım ve çeyrek daireyi. İlk önce karenin alanını bulalım. 36 santimetre kare. Şimdi mavi ile tarayıp şu yarım daireyi bulalım. O ne olur? Pi çarpı 3'ün karesi bölü 2. Çünkü yarım. Şu mavi ile taradığım çeyrek dairede pi çarpı 2'nin karesi bölü 4 olması gerekiyor. E bu 4'ler gitti. Demek ki şu çeyrek dairenin alanı pi. Yarım daire 9 pi bölü 2. Peki 9 pi bölü 2 ile pi'yi toplayıp çıkarmam gerekiyor. 9 pi bölü 2 ile pi'yi toplarsam 11 pi bölü 2'yi 36 santimetre kareden çıkarmam gerekiyor. O zaman A şıkkı doğrudur. 36 eksi 11 pi bölü 2 deriz. Şimdi alan 32 santimetre kare olan bir dikdörtgen şöyle yapacağız o zaman. Diyoruz ki şöyle çizersem 2R
Şöyle çizersen 4R olacaktır. Yani o zaman şurası 4R, burası 2R diye düşünebilirim. Peki dikdörtgenin alanı verildiği için 2R ile 4R'yi çarparsam 8R kare 32'ye eşittir. R kare o zaman neye eşittir? 4R, R de 2 mi çıktı? R 2 çıktıysa artık işimiz biraz daha kolay. Şöyle yapalım. Sildim. R'yi madem 2 buldum. O zaman şurası 4'tür. Şurası da 8'dir. Dikdörtgen kısa ve uzun kenarını buldum. Şimdi 32'den neyi çıkarmam lazım? Madem 32 santimetre kare tüm dikdörtgen, şu dairelerden 2 tane çıkarmam lazım. Bu dairelerden birini bir hesaplayalım bakalım. 1'i ne olur? Yarıçapı 2 ise pi çarpı 2'nin karesi olacak. Yani 4 pi. Bir 4 pi daha gelecek. Çünkü bunun alanı 4 pi. Diğer dairenin alanı da 4 pi. O zaman iki dairenin şöyle taradığım bu iki dairenin toplam alanı 8 pi olacaktır. O zaman 32'den 8 pi'yi çıkarmamız lazım. Zaten bence bu A, B, C saçma olmuş. Yani negatif çıkar bu işlemlerin sonucu. Neyse diyelim. Yeni örneğimize geçelim. Şimdi O'dan D'ye bir çizersem yarı çapımı çizmiş olurum. Yarı çapımı çizdikten sonra da şimdi yorum yapabiliriz gibi geldi bana. Çeyrek dairenin merkezi 3 kök 3 verilmiş. Yarı çapın yarısı olduğuna göre şöyle diyebilir miyiz buraya? Eğer ki ne diyelim? A deseydim yarı çapa 2A olacaktı. O zaman burası 2A olurdu. O zaman burası 60 derece demektir. Çünkü özel bir köşenin çıktığı, ben şöyle gösteriyorum. Şurası 2A, bu A, buranın 30 derece, bunun da 60 derece olduğu bilgisi çıkar. Peki, o nedenle biz sanırım yarıçapı bulduk bile. Burası 3 kök 3 ise burası 3'tür, burası da 6'dır, bu da 3 olacaktır. Peki, ne yapacağız şimdi? 60 derecelik daire diliminin alanını bulacağız. Şurayı. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 60 derece bölü 360 derece. 1 bölü 6 oldu. Şu 6 ile bu kare gitti, 6 pi oldu. Demek ki bu daire diliminin alanı 60 derecelik daire diliminin alanı 6 pi. Peki 6 pi'den ne çıkaracağız? 6 pi'den şimdi boyuyorum. Bence şu üçgeni çıkarınca işimiz biter. Bu üçgeni çıkardığımızda iş bitecek. Peki bu üçgenin kısa ve uzun kenarlarına bakalım. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 3 kök 3. Üçgenin alanı o zaman 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Yani 9 kök 3 bölü 2'yi çıkarmam gerekiyor. O zaman 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2. Ceyhan bizim doğru yanıtımız olur. C seçeneği. Evet geldik yeni sorularımıza. Evet arkadaşlar son sayfamızmış bu. Son 3 örneğimiz. Yani dairede alanı da böylece tamamlamış olacağız. Ama dikkatli bir izlemeni istiyorum. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Bunların tabanları aynı. Bu iki üçgenin yani ACO'nun ve COB üçgeninin tabanları aynı. Kaldı ki yükseklikleri de aynı. O zaman bence alanları da aynı demektir. Şöyle diyebilirim. O zaman bunun alanını A dersem bu da A olması lazım. Bir de şuradaki kalan parçaya B dersek bizden taralı alanlar toplamı istendiği için A artı B isteniyor. Peki madem A artı B isteniyor ben de şöyle yaparım. Şurayı direkt bulurum. Öyle düşünüyorum. Yani buradan A artı B çıkacaktır. Peki şu ve şu. X de yarıçap. Yarıçap olduğu için bunlar da birbirine eşit. O zaman burada ikizkenar üçgen çıkar. Bu 50 derece, bu da 50 derece olacak. 50, 50, 100. O zaman şuraya ne kaldı? 80 derece kaldı. Şimdi o zaman aslında A artı B diye bulduğumuz şöyle bir daire dilimi olacak. A artı B olacak. Şuradaki açı kaç olacak? 80 derece. Yarıçapımız da 9 verilmiş. Başlayalım o zaman pi çarpı r kare yani 9'un karesi çarpı 80 derece bölü 360 derece dememiz gerekiyor. Peki 80 ile 360 dereceyi sadeleştirelim. 40 ile sadeleştirirsem bu 2, bu da 9 olur. Bu 9'lardan biri gider diğeriyle. O zaman 18 pi olacaktır bizim sonucumuz. Hep bir sonraki örneğe baktığımızda bir anlatım var. Orayı okuyalım. ABC üçgeninde merkezleri ABC noktaları olan 4 santimetre yarıçaplı daire dilimleri çizilmiştir. Güzel. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaç pi santimetre karedir? Şöyle yapalım. Bir üçgenin iç açıları toplamının biz 180 derece olduğunu bilerek başlayalım. 8, alfa, beta ve şuraya z dedim. Şimdi her bir daire dilimini tek tek yazmaya kalkarsam bu daire dilimi ne olur? Pi çarpı 4'ün karesi çarpı alfa bölü 360 derece.
Peki şu ne olacaktır? Pi çarpı 4'ün karesi beta bölü 360 derece. Ve son olarak bu pi çarpı 4'ün karesi z bölü 360 derece. Peki biz bu daire dilimlerini toplarsak hepsi pi ve 4'ün karesi parantezinde alfa, beta, z ve 360 dereceye bölünmüş hali karşıma çıkar. Peki alfa, beta, z dediğim bu açılar üçgenin iç açıları. Üçgenin iç açıları toplamı ne? 180 derece. Bunları sadeleştirirsem 1'e 2 olur. Şurası 16 pi diye 2'ye böldüğümde o zaman 8 pi benim taralı bölgelerimin alanını verecektir. Evet, son örneğimizi de okuyalım. ABCD karesinin içine birbirine ve kareye teğet 4 eş çember çizilmiştir. Güzel. Karenin alanı 64 santimetre kare. Peki o zaman kenarlar 8 8 demektir. Peki 8 8'den sonra yarıçap hesaplayacak olsam şurada 2R burada 2R de burada bu eş teğet çemberlerin yarıçapları 4R eşit 8'den R'nin 2 olduğunu buluruz. Peki R 2 ise şimdi tekrar aldım. Bu aradaki yani bizden istenilen taralı bölgenin alanı denilen yer şurası. Yani ben şu alanı bulmak zorundayım. Ben de bu alanı bulmamın en kolay yolunun şu olduğuna karar verdim. Dedim ki şöyle bir kare oluşturalım burada. Yarıçapları da 2, 2 olduğuna göre şimdi o zaman diyebilir miyiz? 4 çarpı 4'ten şu karenin şu anda yazdım. Yani D, E, F, G karesinin alanı ne olur? 16 olur. Güzel. 16'dan neyi çıkaracağız? 16'dan şimdi boyamaya başlayacağım. Her bir çeyrek çemberi. Burada bir çeyrek çember var. Bunu çıkaracağım. Bu alanı da çıkaracağım. Bu alanı da çıkaracağım. Bu alanı da çıkaracağım. Peki 4 tane çeyrek çember çıkaracağım. O zaman bu 4 tane çeyrek çember bir tane pardon 4 tane çeyrek daire bir tane tam daire edecektir ki yarıçapı 2 olan bir tam daire. O zaman o da pi çarpı 2'nin karesidir. Şu pembelerden yeşillerle boyadığım yalnızca birini hesaplayacak olsaydım pi çarpı 2'nin karesi çarpı ne yazmam gerekecekti? 90 derece bölü 360 yani 4'te 1 olacaktı. İşte 4 tane olduğundan dolayı da bunu yazıyoruz. O zaman 16 eksi 4 pi olacaktır. 16 eksi 4 pi de bizim C şıkkımızı verecek. Sanırım bu bizim dairede alan ve daire ile ilgili son örneğimizdi. Bir sonraki videomuzda katı cisimlermiş. Zaten PDF'imiz oraya geldi. Trigonometrinin geometriği ile ilgili ciddi bir temelin oluştu. İşte bugüne kadar öğrendiğimiz çemberi, dairesi, dörtgeni, üçgeni bunların hepsini şimdi üçüncü boyuta taşıyacağız bir sonraki ünitemizde. Üç boyutlu düşünebilecek miyiz? Bakalım onları bir güzel sana anlatmaya çalışacağım. Prizmalar, piramitler ve küremiz var. Onun için bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kendine dikkat et.